Elazığ Türk Ocağı etkinliklerine devam ediyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü sebebiyle Türk Ocakları Elazığ Şubesi tarafından Çanakkale'yi anma ve anlama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Elazığ Türk Ocağı Başkanı Doktor Birol Bulut konuşmasında Çanakkale ruhunun önemine dikkat çekti. Tarihin eşine az rastlanır en büyük kahramanlık örneklerinden birisi Çanakkale'de sergilenmiştir. Çanakkale adeta bir gül bahçesine girercesine toprağa giren aziz şehitlerimizin şeref madalyalarının takıldığı yerdir. Çanakkale zaferi tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen vatanını yüksek bir ruh ve şuurla savunduğu bir mücadelenin adıdır. Çanakkale imanın çelik ve baruta, vatan sevgisinin emperyalist saldırılara dur dediği yerin adıdır. Bu ruh göstermiştir ki dünyada bu milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Bugün bu ülkede yaşayan herkes, ihanet çemberine düşenler de dahi özgürlüğünü bu şehitlerimize borçludur. Değerli misafirler, elbette ki düşman düşmanlığını yapacak. Bugün de yapıyorlar. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ama hamdolsun endişemiz yok. Çünkü dışarıdaki düşmanları, hele hele içeride de çanak tutan işbirlikçi hainleri görünce yeni bir Çanakkale destanı yazmak için hamdolsun yeni bir nesil var, topyekün bir millet var. İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Salim Cöhçe konuşmasında Çanakkale Savaşları'na uzanan süreç ve savaşın sonuçları hakkında detaylı sunum gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşı denildiğinde bugün herkes bir şeyler söylüyor, herkes bir şeyler konuşuyor. Aslında bu da meselenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak bakımından gerçekten gerekli ve önemli bir husus. Çanakkale Savaşları denildiğinde biz neyi anlamalıyız? Çanakkale ruhu deniliyor, herkes bunu kullanıyor ama Çanakkale ruhu acaba nedir? Ve hepsinden önemlisi Çanakkale Savaşları'nın Türk ve dünya tarihindeki yeri ve önemi nedir? Bunu bir kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Şiir dinletisi ve öğretim görevlisi Mustafa Öztürk'ün seslendirdiği kahramanlık türküleriyle program sona erdi.